Abi nereden geldi o tüpçü işi? Mahalleden falan filan bir durum mudur yani? Selçuk'un onun tüpçü olduğunu yazdı. Yani öyle bir karakter vardı. Tüpçü olarak yazdı onu. Evet. Biz de onu işte tüpü abarttık. Ama yani bir tüp bu kadar abartılır gerçekten de. Ve ikincisinde de çok acayip, şimdi gidince göreceksiniz, çok acayip motosiklet sahneleri var. Evet. O sonradan öğrenilen bir dalga mıdır motosiklet Yok sahneleri? orada yaptım abi. Abi sen eğlenceli herhalde bir oyuncusun yani, Selçuk da onu söylüyor. Teslim ediyorum ve altından bir sürü Evet. şey çıkıyor diyor. Yaptık. Bir de Babamın mesela, pardon lafını kestim de. babamın polis kolejindeyken akrobasi hocalığı var. Babanın Motosiklet. polis kolejindeyken Evet, akrobasi akrobasi hocalığı grubu var. var aynen. Ama ben hiç daha önce öyle bir şey yapmamıştım. Ya Kolay, hiç kolaydı. korkmadan yapıyormuş ya. Bunu buradan atla, oradan uç falan diyorlarmış. Ya Tamam diyormuş arabanın ya. üzerinden gelen arabanın üzerinden geçtiği Evet. sahne var yani. İşte birinci rekor kırınca iki de gaza geldik abi. Hani Evet. sonuna doğru ölürsek de önemli değil falan. Bu da bence bu film de rekora gider. İlk film kaç, ne kadar kişi izlemişti ilk filmi? 7 aşağı yukarı. 7'ye 7 yakın. milyon. 7'ye yakın. Abi çok acayip rakamlar bunlar. Yani sinemada bu film onu geçer gibi şu anda girişi o. Çünkü YouTube'daki yani internetteki tıklanma oranı, fragmanın tıklanma oranı da çok acayipti Evet. filmin. Neden sünnet ikincisi? İşte çocuk olacaktı, sünnet oldu. Yani onu konuştunuz mu kendi aranızda? Bunun Ya devamında mesela askerlik... Selçuk'un aslında enteresan bir şeysi var. Yani film mesela düğün dernek. Dosya açarken yazıyor. Yani işte düğün dernekle ilgili bir film yapacağım diyor. İsmini koymuyor. Sonra o filmin adı Düğün Dernek kalıyor. Ya yani ilk çevirdikleri Çalgı film Çengi Çalgı öyle, Çengi işler mesela. güçler öyle. Çalgı Çengi ve işler güçler hep Açıyor ha, şeyi, öyle bir ondan sonra dosya içini açıyor. yavaş yavaş Evet. doldurmaya başlıyor. O isimle açıyor. Halbuki öyle bir isim düşünmüyor ilk başta. Ama sonra o isim kalıyor. Bunun üçü gelecek mi? Murat, konuşuyor musunuz kendi aranızda? Yani Vallahi yani üçü şöyle, biz ilki çekerken de ikincisini hiç düşünmemiştik. Çok fazla seyirci yapınca, herkes çok mutlu olunca ikisini yazayım dedi Selçuk. İnşallah bu da çok fazla seyirci yaparsa, aynı seyirciyi yine mutlu edersek üçü olabilir. Bir göz kırpıyoruz tabii ki üçe de. Seyirci inşallah sever. peki böyle bir tutturdunuz gidiyorsunuz. İkisi, üçü, dördü, beşi. Yani başka bir şey yapamıyor musunuz? Garanti işi abi. Ha? Garanti işi o yüzden. Gerçekleri son. Ya burada birbirimizi doldurup boşaltmaya gerek yok. Bence açık açık her şeyi rahat rahat, rahat rahat sorulacak bir program olsa izlemez misiniz? Evet. Ha, içimizden geleni gerçekten de çok rahat sorabileceğimiz program olsa hoşunuza gitmez mi? Biz gerçekten de bunu yaptık. Girdik beraber stüdyoya. Ahmet, Murat, ben ve içimizden ne geçiyorsa birbirimize sorduk. Köşemizin adı da Beyaz'la Göz Göze. Bu kadar Dizdi. açık herhalde konuşulmamıştır programda. Gerçekten birbirimize dümdüz gittik. Buyurun izleyelim. Evet, bir Beyaz'la Göz Göze programa da hoş geldiniz. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat, sen de geç gelen şöhreti hazmedemiyor gibi bir tip var. Bu çok belli oluyor. Yani iticisin. Bu bir soru değil, bu benim kişisel tespitim. İnşallah alınmadı. Soruyla başlayalım şimdi. Ahmet'le başlayalım. Ahmet, şimdi ne jön olacak kadar yakışıklısın açıkçası, ne komedyen olacak kadar komiksin. Yani ikisinden de azar azar alınca aslında hiçbir şey olamamışsın diyebiliriz. Bunun süreli seni üzüyor mu bu? Yani gece yastığa kafanı koyduğunda bunu düşünüyor musun, üzülüyor musun? Yani. Tamam, bu bile bizim için yeterli bir cevap oldu aslında sevgili seyirciler. Bir sorun daha var, merak ettiğim bir şey. Daha nereye kadar beraber ikili devam edeceksiniz? Yani tek başınıza olduğunuzda beceremiyor musunuz bu işi? Şu anda bile birbirinize bakıyorsunuz buna cevap vermek için. Bu bile bir cevap aslında. Yetemiyorsunuz gibi sanki. Hayır, bu soruyu senin sorman garip değil mi Niye? biraz? Niye? Yani sonuçta 20 senedir talk show'dan başka bir şey yapmayan bir insansın abi. Kıskanıyor musun Ahmet'i senden daha yakışıklı olduğu için? Bizde kıskançlık duygusu yok. Biz haset değiliz yani. Biz birbirimizin şeylerini kapatıyoruz. Haset gibi duruyorsun ama. Yani var gibi sanki böyle birbirimizin. Yok canım, yani öyle bir şey olsa niye beraber çalışalım? Ben arkadaşımın kusurunu kapatıyorum. Mesela bacakları kısadır, benim gövdem kısadır. Biz uzunlarımızı birleştiriyoruz. Abi sana ben bir şey soracağım ya. Şimdi sen bize sorduğun bu soruları Cem Yılmaz'a, Okan Bayülgen'e sorabilir miydin? Yer miydi? Ha? Peki bazen çok küfür ediyorsunuz yani. Küfür etmeden olmuyor mu bu işte? Ya. Sen küfür etmiyor musun abi normalde? Ediyor, niyet miyim ya? Biz de diyoruz, bunun neresinde şey var ki yani? Sen yayınlayamıyorsun diye mi kızıyorsun bize, şey yapıyorsun, böyle sıkıştırıyorsun? Peki niye devam filmi
çektiniz, gişesi garanti diye mi? Sen niye bakkaldan alışveriş yapıyorsun? Şişesi garanti diye mi? Depozito bağlamında. Üç tane film yaptınız, şimdi burada... Tövbe yarabbim ya. Başımıza şey mi oldunuz? Estağfurullah. Yani ben size o zaman soruyorum. Filmi çekmeseniz Beyaz Şov'a gelmeyeceksiniz. Hep çıkarcı mısınız böyle günlük hayatınızda? Çıkardığınız için mi? Yoksa sadece televizyon camiasından mı? Hayır, ne yapacağız şimdi? Bir sidik mi yarıştıracağız? Bir kere şeyi bir düzelteyim abicim. Biz 5 yılda 3 tane dizi, 3 tane film yaptık. Bunlardan bir tanesi rekor kırdı. Daha yeni öbürü vizyona girdi. Sen bunları beceremiyorsun diye mi bize yükleniyorsun? Allah aşkına ya, soruyorum ya. Hakikaten Beyaz Şov'dan bana başka tutmuş bir tane içini söyle ya. Türkü albümü yaptın, CD çıkarttın, CD dönemi bitti. Un kapanı kapandı ya. Evet. Dizi yaptın, 20 bölüm sürmedi diye biz size aşık olduk. Ben bunu hatırlıyorum. Başka ne var? Neye el attıysan kuruttun sen ya. Aynen. Sen şimdi bizim dönemimizde bir çıksaydın bakalım, hani Beyaz Şov'u yapsaydın. O zaman tutabileceğine inanır mıydın programı? Ya tamam. Komedi dizisi yaptın, Gülse Birsel'le çalıştın. Kadın mesleği bıraktı ya. Tamam, jürilik yapıyor tamam, şimdi. Tamam. Acuna transfer oldu oğlum. Tamam, yalan. Ne var oğlum? Gerçekleri konuşuyoruz. Ne oldu şimdi? Zoruna mı gitti? Elini indi. Ezel Akay'la film yaptın. Hacivat Karagöz yaptın. Hacivat'la Karagöz'ün kemikleri sızlıyordur şimdi ya. Ezel Akay meyhane açtı. Bir programın daha sonuna geldik. Beyaz Öztürk'le Göz Göze'nin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için çocuklar. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sen sağ ol. Sağ ol abi. Hani lan gülerek bitirecektik ya. Evet. Böyle konuşulmalı değil mi bazen? Ha? Bence Fahrettin beğendin mi kardeşim? Ha, yapalım mı? Seninle de yapalım mı? Açık açık konuşalım. Bir gün seninle de. Ben bu köşeyi vallahi bak. Bu köşeyi abart bence. Bu köşe çok iyi. Gelen konuklara bundan sonra soracağım. Yapmak isteyen varsa gerçekten. Aa, keşke bana ben de yapardım. Ha? Bir daha yapar sefer yaparız. Vallahi yapalım. Vallahi. Yani konu gel. Düğün dernek 3'te yapalım bunu benle. Herkes çok iyi oldu. Sen düğün dernek 3'te olduğunu biliyorsun yani. Öyle bir garantimiz var yani düğün dernek. Düğün dernek 3 kez gelen sünnet. Askerlik olur belki düğün dernek. Sanki öyle bir şey seziyorum yani bir farz askerlik. Farz olabilir. Ha? Düğün dernek farz. Düğün dernek? Tarz. Ne? Düğün dernek diyorum dede. Farz diyorum. Espri yaptım ama yemedi. Başka konuyu da işte şey yapayım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen iyi espri yaptığını düşünüyor musun gerçekten? Çıkardığım evet. Ha, gerçekten iyi bir espri yaptığını düşünüyor musun? Hayır. Çocuklar bitti o. Hayır ayrı tek yapalım. Hayır ben hala devam ediyorum. Hepinize de tek tek soracağım. Sen gerçekten güzel olduğunu mu zannediyorsun? Böyle böyle gidermiş herkese. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.